Sovyet kadınının yeni yılı. Geç endam aynasının karşısına, seyret bacım tepeden tırnağa kendini, göreyim yılbaşı ağacı gibi süslendiğini, beyaz, yeşil, ışıl ışıl. İpeklilerin en halisinden olmalı balo elbisen, birleşmeli onda Kafkas şafaklarının ılık pembeliğiyle, Sibirya karlarının yumuşak mavi beyazlığı, çorapların örümcek ağından ince, iskarpinlerin taze badem içi kabuğu gibi narin, boynunda gerdanlığın olmalı, parıldamalı nehir boylarınca kurulan bütün elektrik istasyonlarının ışığıyla, onların her birinde senin ellerinin de mukaddes payı var. Uçsuz bucaksız ülkende ellerinin sıcak şefkatli gücünü duymamış ağaç mı, alet mi, hayvan mı, beşik mi var? Çapayev'in makineli tüfeğini kimin elleri işletti? Stalingrad cephesinde uçağın yekesinde şahin kanatları gibi konan eller senin ellerin değil miydi? Traktörlerin volanını kimin elleri güvercin kanatları gibi okşuyor bugün? Ellerinin vefalı türküsünü duyan avuçlar, ellerini bir daha unutmaz bacım. Ellerin büyükçe biraz, ellerin bir hayli yıpranmış. Yani en akıllı alın nar gibi geniş, kırışık ve harikulade güzel. Hiçbir kadın bahtiyarlığa senin kadar layık olmadı ve hiçbir kadın bahtiyarlığını senin gibi paylaşmadı bahtsızlara. Sofran açık bütün halklara, ekmeğinden, şarabından tatmayan var mı? Senin gibi ev hanımını bütün dünya, dünya olalı bile görmedi. Geç endam aynasının karşısına, seyret bacım, tepeden tırnağa kendini. Göreyim yılbaşı ağacı gibi süslendiğini, beyaz, yeşil, ışıl ışıl. Ne olurdu sürmeni ben getirebilseydim sana İstanbul'umun yıldızlı gecelerinden. Bir nar çiçeği takabilseydim yakana Bursa bahçelerinden. Buyur bacım, içeride valse bekliyorlar seni. En büyük ustalar, en güzel şiirlerini senin valsin için besteleri. İzin ver, elini öpeyim bacım. Yeni yılın kutlu olsun Sovyet kadını.